Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 2017 yılında çıkmış olan en iyi telefonları kapıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar, telefonların incelemeleri, sağlamlık testleri falan kanalımızda var. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak onları izleyebilirsiniz. Öncelikle telefonları bize ulaştıran İzmir İletişim'e teşekkür ederim. Tabii ki 2017 yılında bunların dışında bu ayarda farklı telefonlar da vardı. Ancak biz takipçilerimizin geri dönüşünü dinledik ve bu yıl en çok konuşulan telefonları listemize soktuk. Listemizde şöyle bir tane S8 Plus var, bir tane Huawei Mate 10 Pro var, bir tane Note 8 var Samsung, iPhone 10 var arkadaşlar, bir tane iPhone 8 Plus var, bir tane LG G6 var, bir tane de HTC U11 var. Öncelikle telefonların açılış hızlarıyla başlayalım. Telefon açılış hızlarına baktığımız zaman ilk sırayı iPhone 10 aldığını görüyoruz. 7. yani sonuncu sırada ise HTC U11 bulunuyor. Açılış hızlarına baktık. Şimdi bir de içlerine kurduğumuz uygulamaların açılış hızlarını kapıştıralım. 17 tane uygulamayı arka arkaya 2 sıra şeklinde açıyoruz. İlk turu S8 Plus 1. sırada bitiriyor. Ancak günün sonunda iPhone 10 ikinci turda galip geliyor ve 1.43'te 1. sıraya yerleşiyor. Sıra geldi kamera testimize. Biz biraz kendimize göre bir sıralama yaptık arkadaşlar. Ben burada lafı çok uzatmamak için bizim listemizin ilk üçünden bahsedeceğim sizlere. Üçüncü sırada Note 8 yer alıyor. S8 Plus'ta maalesef görmediğimiz çift kamerayı Note 8'e getiren firma Samsung'un zaten güzel olan kamerasını çiftleyerek bizce üçüncü sırada olmayı hak etti. İkinci sıramıza geldiğimiz zaman Huawei Mate 10 Pro bulunuyor. Portre modunu da oldukça iyi bir şekilde halleden telefon gerek Leica ile yaptığı işbirliği gerekse 1.6'lık diyafram değeriyle bizce ikinci sırayı hak etti. Geldik listemizin bir numarasına. Bir numarada iPhone 10 bulunuyor. Arkadaşlar, portre modunu iyice geliştiren firma bu özelliği ön kameraya eklemesiyle birlikte bizce bu yılın kamera tarafında şampiyonu durumda. 4K videoları saniyede 60 kare çekebilen telefon aynı zamanda 240 kare 1080p video çekebilmesiyle bizce dikkatleri çekiyor. Şimdi hem teknik açıdan biraz telefonlarımızı kıyaslayalım hem de şampiyonumuzu belirleyelim. Aslında G6 dışında elimizdeki cihazların hepsi günümüzün en performans telefonlarından diyebiliriz. Ancak ilk üçe sokacaklarımız bazı özellikleriyle ön plana çıkıyor. iPhone 8 Plus'a da değinelim. iPhone 10'un yanında havasının biraz sönük kaldığını herkes rahatlıkla söyleyebilir. Mesela ilk 3'e giremeyen HTC U11'den yola çıkarsak tamam, oldukça yüksek donanımlı, güçlü ve şık bir telefon, ancak kamera konusu maalesef onu ilk 3'e sokamıyor. İlk 3 telefona gelecek olursak bizim sıralamamızda 3. sırada Huawei Mate 10 Pro bulunuyor. 2017'nin sonlarına doğru çıkış yaparak gözleri üzerine çeken firma hem kamera açısından hem de donanımı açısından oldukça iddialı. Ayrıca pil konusunda da rakiplerinin önünde. 2. sıramıza geldiğimiz zaman Samsung Note 8 bulunuyor. Arkadaşlar, donanım anlamında rakiplerini geri bırakan telefon aynı zamanda dahili kalemiyle birlikte tıpkı kağıda yazar gibi notlar almamızı sağlıyor. Ancak tek elle kullanımın zorluğundan dolayı bizce ikinci sırada olmayı hak ediyor. Sıra geldi listemizin ilk sırasına. İlk sırada iPhone 10 var. Sizlerden çok yorum geliyor. Abi siz kesin iPhone'cusunuz, Apple telefonları övüyorsunuz falan filan gibisinden, ancak durum öyle değil. Şahsen şu an kullandığım telefon bir Android cihaz ve bir sonraki telefon da muhtemelen öyle olacak. Ancak Çağdaş iPhone serisinden gidiyor. O da onları beğeniyor. Ama öyle bir fanatiklik durumu yok arkadaşlar. Hem işletim sistemin rahatlığı, hem ön ve arka kameradaki portre modu, hem de ergonomi açısından bizce listenin bir numarası olmayı hak ediyor. Üstteki çentik bazılarının hoşuna gitmeyebilir, ancak bu çok fazla bir şeyi değiştirmiyor. Ha, burada iPhone 10'a bir numara dediyse 2 ve 3 numara ondan çok daha kötü durumda değil arkadaşlar. Bunlar kafa kafaya birbirine çok yakın telefonlar. Aradaki çok ufak tefek farklar yine videonun tamamında söylediğimiz gibi bizce olayı değiştiriyor. Tamam, biz listemizi yaptık ve videomuzun sonuna doğru geldik. Peki sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Onu şuradaki ankette cevap olarak sizlerden istiyoruz. YouTube'un kuralları gereği ankete 5 şık konabiliyor ama sizin düşündüğünüz farklı bir telefon varsa onu da mutlaka yorum bölümüne atın. Bir ricam daha var arkadaşlar. Biz ilk 7'mizi sıraladık. Peki 2017 yılı için sizin ilk 7 telefonunuz nedir? Bunu da mutlaka yorum bölümünde bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda 7 tane telefonu karşılaştırmaya çalıştık. Videonun başında da söylediğim gibi bu telefonların hem incelemeleri hem sağlam testleri videonun açıklama kısmında bulunuyor. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.